Günaydın Muhalle Hanım. Günaydın. Okudunuz mu bir adamın hayatı adlı romanı? Evet, okudum. Çok etkilendim. Hatta yazarıyla tanışmak istiyorum. O kadar etkilendin yani. Evet. Bir adamın hayatı adlı romanın yazarı sizsiniz demek. Evet, beğendin mi beni? Evet, çok beğendim. Zeki ve güzel birisine benziyorsun. Teşekkür ederim. Benimle evlenir misin? Biraz düşünmem lazım. Romanı tekrar okuyup size dönüş yapacağım. Peki, bekliyorum. Bu ne güzellik sarışın bayan. Teşekkürler. İsminiz nedir? İsmim Bildan. İtalya'da yaşıyordum. Bir İtalyan'dan boşandım. Seni çok sevdim. Sen de benim gibi çılgın birisin. Geneme gün etmeyi, eğlenmeyi çok severim. Tam bana göresin. Seninle bugün gecelere akarız. Şu muhalle denen bayan çok canımı sıkmaya başladı. Aman, sen boşver onu. Kitaplığında Shakespeare'in kitaplarıyla benim kitapları yan yana gördüm. Ne olmuş gördüysen? Buradan bir adamın hayatından senin de etkilendiğin anlaşılmaktadır. Evet, Suriye'deki günlerim aklıma geldi romanı okurken. Derken? Ben Suriyeli bir Hristiyanım. Gerçek ismim de Angel. Üstelik evli de değilim. Senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Önce İtalya'da yaşadığını söylemiştin. Neyse, bunları şimdi boş geçelim. Kitabın bazı bölümlerini okuyup tartışmaya ne dersin? Olabilir. Merhaba, bir tane Nide gazozu alabilir miyim? Elbette, sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Sor dostum. Yanınızda sarışın güzel bir bayan vardı. Ara sıra da esmer bir bayanla görüyorduk sizi. Şimdi yalnız takılıyorsunuz. Ha, şunlar mı? Sarışın olanın adı Vildan. Ortalıktan kendisi kayboldu. Diğeri de Mualla, bana sevdalı. Ama ikisi de umurumda değil. Unuttum gitti. En iyisi hayatı yaşa, boş ver. Öyle yapıyorum zaten. Ya acaba bu yazarla evlensem mi, evlenmesem mi? Karar veremedim. Hala onun tereddütünü yaşıyorum.